Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. 5 Eylül tarihinde bursluk sınavına girdiniz ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığımız bursluk sorularını ve cevaplarını yayınladı. Artık sizler kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı, yani ne kadar netiniz olduğunu biliyorsunuz. Şimdi öğrencilerimizin aklına gelen en büyük soru şu. Acaba bu netle sınavı kazanabilecek miyim? Bursu alabilecek miyim? Bana bununla ilgili her gün yüzlerce yorum geliyor. Hocam Türkçe'de şu kadar yaptım, sosyalim şu kadar, matematiğim, fenim şu kadar, toplam şu kadar netim var acaba kazanır mıyım diye yüzlerce soru geliyor. Bununla ilgili ben öğrencilerimize yanıt vermemeye çalıştım. Çünkü sizleri yanlış yönlendirmek istemedim. Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Ve araştırmalar sonucunda belli puanlara ulaştık. Şimdi sizlerle birlikte kaç puan alırsanız, kaç net yaparsanız bursluk sınavını kazanabilirsiniz sınıf bazında 5 6 7 8 9 bu sınıflar bazında kaç puan alırsanız kazanabilirsiniz bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak eğitim videolarımızdan ve derslerimizden haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki burada inceleyeceğimiz puanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi olarak açıkladığı şurayı geçerseniz puanla şu puanı geçerseniz burslu kazanırsınız, bursu hak edersiniz dediği puanlar değildir. Burada bir internet sitesinden bu bilgilere bakacağım. Bir gazeteden daha doğrusu bu bilgilere bakacağım. Zaten yan tarafa da koyacağım. Sizler de oradan görebileceksiniz. Peki onlar neye göre yaptılar? Kafalarına göre mi yazdılar? Tabii ki hayır. Onlar da bir araştırma sonucunda bu puanlara ulaştılar. 2020'de tahmini olarak bu puanlar alınınca öğrencilerimizin bursu kazanacağını düşünüyoruz. O yüzden şimdi başlayalım. Biliyorsunuz ki 3 tane farklı grubumuz var. Özür dilerim 4 tane farklı grubumuz var. Bunlar neler? Diğer çocuk kontenjanı. Diğer çocuk kontenjanı diye bir kontenjan var. Eğer oradan giriyorsanız ayrı bir puan size sınavı kazandırabilir. Öğretmen çocuğu kontenjanı var. Kanunla özel hak tanınan kontenjan var arkadaşlar. Bir de oturduğu yerde okul olmayan öğrenciler için ayrıca bir kontenjan var. Şimdi isterseniz 5. sınıftan hemen başlayalım. Ben anlatmaya başladıktan sonra sizler de yanda benimle birlikte zaten kaç puanla kazanılacağını göreceksiniz. Kafanız karışmasın diye eğer siz de e, internet sitesine bakmak isterseniz diye açıklama kısmına bu internet sitesinin linkini de koyuyorum. Oradan kendiniz de bakabilirsiniz. Şimdi bir 5. sınıf öğrencimiz de e, sınava girdi diyelim ve diğer kontenjan e, arasında yer alıyor. Yani diğer kontenjan ne demek arkadaşlar? Diğer kontenjan normal e, ayrıcalığı olmayan öğrencilerin girdiği kontenjan. Yani öğretmen çocuğu değilsinizdir şehit gazi çocuğu değilsinizdir. Ya da okuldu, o, o, oturduğunuz yerde okul vardır. Yani normal sıradan bursluk sınavına giren öğrenciler için bahsediyoruz burada. Diğer kontenjan 5. sınıf öğrencilerimiz 466 puan alırlarsa bursluk sınavını kazanabilecekler. Yine öğretmen çocuğu kontenjanı ile girenler 464 puanla bu sınavı kazanabilecekler. Tabii ki süratlar da var siz zaten görüyorsunuz. Arada 2 puan oynuyor. Kanunla özel hak tanınan kontenjan için 100 puanı geçtikleri vakit zaten devletimiz onlara e, gerekli ayrıcalığı tanıyorlar ki gerçekten de bunun olması gerekiyor. Allah hepsinden bin kere razı olsun. E, biliyorsunuz ki özel hak tanınan kontenjandaki öğrencilerimizin ailelerinden kişiler şehit ya da gazi oluyorlar. Onlar sonuna kadar zaten hak ediyorlar. Ya da 5. sınıfta oturduğunuz yerde okul yoksa 458 puanla... Siz bursluk sınavını kazanabileceksiniz. Şimdi geliyorum 6. sınıf öğrencilerimiz için. Diğer çocuk kontenjanındaki puanınız eğer 461'den yukarıysa bu sınavı kazanabileceksiniz. Öğretmen çocuğu kontenjanı 456 puan olacak. Kanunla özel hak tanınan kontenjanı yine 100 puan alıyor. Oturduğunuz yerde okul yoksa 455 puan aldığınız takdirde bursluk sınavını kazanmış olacaksınız. 7. sınıf öğrencilerimize geliyoruz. 7. sınıf diğer çocuk kontenjanı 460 puanla bu sınavı kazanabileceksiniz. Öğretmen çocuğu kontenjanı 460.96 yani 461 diyebiliriz buraya. Kanunla özel hak yine 100 puan alsa zaten bursu kazanacaklar. Oturduğu yerde okul olmayan öğrenciler de 455 puan aldığı zaman ya da 456 diyelim artık virgülden sonra bir şey kalmamış. 456 puan aldıktan sonra sınavı kazanabilirler ve bursu hak ederler. Geliyoruz, bu senenin biraz mağdur öğrencilerine hem LGS'de biraz sıkıntı e, onlar için çıktı. Çünkü beklenmedik şeyler oldu, LGS sınavları sekteye uğradı. Bu öğrencilerimiz 8. sınıfta girdiler, 8. sınıf için girdiler. Diğer e, çocuk kontenjanı 475 puan aldıkları zaman burslu kazanabilecekler. Öğretmen çocuğu yine aynı şekilde 475 puan, özel aktanına yine aynı 100 puan olacak. Oturduğunuz yerde okul yoksa 468 puan aldığınız zaman bursluk sınavını kazanabileceksiniz. Geliyorum 9. sınıf öğrencilerinin burslu kazanmak için taban puanlarına. Diğer çocuk kontenjanı 439. Öğretmen çocuğu kontenjanı 437. Kanunla özel hak tanınan çocuklar yine aynı puanla alıyorlar arkadaşlar. Oturduğu yerde okulunuz yoksa 9. sınıf öğrencisi olarak 419 puan alarak bursluk sınavını kazanabilirsiniz. 10. sınıf öğrencilerimize geliyoruz. Diğer çocuk puanı, taban puanı 433, öğretmen çocuğu 429, kanunla özel hak tanınan kontenjan yine aynı puan 100. Oturduğu yerde okul olmayan öğrencilerimiz için taban kontenjan, taban puan 414 olacak. Son olarak 11. sınıf bursluk sınavını kazanmak için gereken taban puanlara bakalım. Diğer çocuk kontenjan puanı 442, öğretmen çocuğu kontenjan puanı 438. Kanunla özel hak tanınan kontenjan puanı yine aynı. Oturduğu yerde okul olmayan öğrencilerimiz de 419 puanı geçtikleri takdirde bursluk sınavını kazanabilecekler. 11. sınıfa kadar zaten baktık. Bundan sonra da bursla giren olmuyor. Zaten 12'ler girmiyorlar. Arkadaşlar burada bir e, verilen bilgilerin kesin olmadığını baştan söyleyeyim ama 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben kaç puan alacağımı nereden bileceğim? Bununla ilgili de bir araştırma yapacağım ve hemen bu videodan sonra hemen yayınlamaya çalışacağım kaç net kaç puan getirecek burslukta yani kaç net yaptıysanız kaç puanınız olacak onunla ilgili de size bir hesaplama aracı bulabilirsem eğer o videoyu da yayınlayacağım. O videoyu da kaçırmamak ve bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki videolarımızdan, derslerimizden, konu anlatımlarımızdan, soru çözümlerimizden haberdar olabilirsiniz. Umarım hepiniz sınavı kazanırsınız ve bursu hak edersiniz. Çünkü gerçekten güzel bir para bu süreçte inşallah size yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.